İstanbul'da 120 metrekarelik bir evin kirası 11.280 lira. 2022 sonu. 2018'de bu ne kadardı? 1.800 liraydı. İstanbul'da kiralar 4 yılda 5 kattan fazla artmış. Kamu görevlileri, memurlar ya tayinim İstanbul'a çıkarsa diye kara kara düşünüyor. İstanbul'un adı sürgün yeri oldu. Zamlı asgari ücret 8.506 lira. 120 metrekarelik evin kirası 11.280 lira. Asgari ücret ev kirasına bile yetmiyor. E bundan daha fazla söze gerek var mı bilmiyorum. Yine son 4 yılda 120 metrekarelik ortalama bir evin kirası Ankara'da 960 liradan 5400 liraya. İzmir'de 1560 liradan 7800 liraya, Adana'da 840 liradan 4800 liraya çıkmış. Antalya gibi kiraların son 4 yılda 12'ye katlandığı şehirlerimizi saymıyorum bile. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler her seçim öncesinde toplu konut projeleri açıklıyorlar. Ama öyle gözüküyor ki sadece konuşuyorlar. 20 yılın sonunda milletimiz hala başını sokacak ev bulamıyorsa e bunun sorumlusu kim? Elbette bugün ülkeyi yöneten şahsı hükümeti. İşte yine seçim öncesi güya orta direk için konut kampanyası başlattılar. Kampanyada kredi var, konut var ama orta direk yok. Kampanya kapsamında bankadan 4 milyonluk kredi çekilse aylık kredi taksidi 38.875 lira. Ondan sonra bakan çıkıyor diyor ki taksitler hane halkı gelirinin %40'ını geçmeyecek şekilde belirleniyor diyor. E şimdi bu tarife göre 38.875 lira ödeyecek bir ailenin aylık geliri 97.188 lira olmalı. Şimdi ben buradan soruyorum siz bu konutları Allah aşkına İsviçre'nin, Almanya'nın, Fransa'nın orta direği için mi yapıyorsunuz? Türkiye'de aylık geliri 97.188 lira olan orta direk bir aile mi bıraktınız? E bir söyleyiverin bakalım bunu ödeyip ev alabilecek kaç orta direk ailesi var memlekette? Hep aynı hikaye. Pansuman ve aspirinle algıyı yönet sonra da bırak işi yapma. Bunlar milletin sesini duymuyor, halini görmüyor diye biz boşuna demiyoruz. Şimdi seçim öncesi yaptıkları her iş yine göz boyama ve algıyla oynama.